düşüklere ve ben o şeyi de takip ettim. Düşük, çok düşüklere iyi verdiler. En düşük ama ben... durumu yüksek olanlara fazla vermedim. Ben de senin gibi. 600 lira mı ya? Hayır orada. Çok verdiler. 100-150 lira. Kimse vermediler ki çok nerede? 10 lira falan. Orada... Öyle hayır öyle değil. 100-150 lira falan alanlar falan vardı. Onlara 250 bu tarımsal mamsa 300 liraya falan çıkarttılar. Bak şimdi yaptığım bir yanlış daha söyleyeyim. 500 lira banka hesabına mı aktarım? Kartal. 7500. Evet Kartal. Tamam. Bir bölge var. Tamamdır. Oradan bütün nüfus hepsi Alevi. Orada Mustafa Kemal Atatürk okulu var. Almışlar Mustafa Kemal Atatürk okulunu. Silmişler İmam Hatip okulu yapmışlar. Ama bölgeye insanlar gitmiyor. Okulda kimse yok. Ne yapıyorlar? Başka mahallelerden arabayla öğrenci getiriyor oraya. Anam yapmışlar da haksızlık yapmışlar. Yani bu o zaman şöyle yapmalıydı. Mustafa Kemal bilmem ortaokulsa ortaokul, İmam Hatipse İmam Hatip, gene ismi aynı kalır. Altına bir şey yazıyor. İşte böyle yapılır. Bu büyük yanlış. Yapmışsa haksızlık yapmış. Akşam televizyon söyledi. Televizyon işte. Her bir kanal bir şey çalıyor. Ama tamam yerini söyledi. Okulu gösterdi. Ya yapmışsa haksızlık yapmış. Söylüyorum. Ben onu diyorum. Hep haksızlık yapıyorlar. Yani böyle detayını bilmiyorum. Adnan Menderes'inden daha kötü yapıyorlar. Adnan Menderes zamanı ben biliyorum. Çocuktum ben. Ortaokul 2'deydim. Bir gün baktım bizim Ceyhan'da her gün sayıyoruz saat altta. Ceyhan'dan CHP'den DHP'ye geçenler. Başladı. Benim babam vardı saydı, dedem vardı saydı. Hiç de olsa. Öyle bir şey olmadı bize. Yani yanlış yapıyor. Böyle hükmet ilerlemez böyle. Ay gözünü seveyim. Almanya'nın, Fransa'nın keşke oradan da olsaydık ya. Evet ya ben de bu keşke şaşırmıştım. Eğer Adnan Menderes'e o çektirdiklerini çektirmese şimdi Türkiye Almanya'da ilerliyor. Vallahi Menderes'in idam edilmez. Keşke edilmezseydi de büyük büyük gösterilmezdi. Hiçbir şey de yapmasaydı, bıraksaydı, adam çalışsaydı şimdi Türkiye Almanya'da ilerliyor. Onu orada idam etti. Ününü mektupları gönderdi ona. O mektuplara çıktığında diyor sakın idam etmeyin. Hepsi hikayeydi. Hangi ihtilal yapılmışsa yapılsın Türkiye'de içinde CHP'liler var. Bak. Evet. Türkiye her ihtilaldan sonra CHP'liler iktidara gelmiş. 12 elde seçim, 12 elde CHP'yi kapatmadın mı kardeşim? Yani CHP'yi seçim bırak 12 elde borsaya bak. Paris yüksekte. İtalya yüksekte. Ne bu? Hep CHP bunlar. Tabii ya. Maşallah. 12 elde hangi parti kapatıldı? Hangi partinin mallarına el kondu? CHP kondu. CHP'nin milletvekilleri içeri atıldı. Hepsi de atıldı. Ya. Ama ondan o içeri attı onların haricindeki bürokratlara bak ki CHP.